Selamun aleyküm. 4 Mart'ta dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 4 Mart 1193. Selahaddin Eyyubi vefat etti. Selahaddin Eyyubi, Eyyubiler Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarıdır. Selahaddin, hayatı boyunca Kudüs'ün özgürlüğünü mücadelesinin merkezine oturtmuş ve bu şanlı mücadelesiyle haklı bir şöhret kazanmıştır. Selahaddin'i İslam tarihinin en meşhur kahramanlarından biri yapan Allah ve din için olan mücadelesidir. Kudüs'ü Batılılardan alması, Batı'da çokça tanınan biri olmasını sağlamıştır. Bu yönüyle o, sadece İslam tarihinin değil, Avrupa hatta dünya tarihinin konuşulmadan geçilmeyecek şahsiyetlerinden biri olmuştur. Selahaddin Eyyubi, Şubat 1193'te hastalandı. 14 gün hasta yattı. 4 Mart 1193 tarihinde 56 yaşında Şam'da vefat etti. 1493. Christoph Kolomb, Nina adlı gemisiyle Amerika kıtasını keşfetti. 1882. İngiltere'de ilk elektrikli tramvay hizmete girdi. 1894. Şangay'da büyük bir yangın çıktı. Binden fazla bina kül oldu. 1924. Halife Abdülmecit Efendi ve Osmanlı Hanedanı mensupları yurt dışına çıkarıldı. 1929. Takrir-i Sükun Kanunu yürürlükten kalktı. Cumhuriyet tarihinde bir dönüm noktası olan Takrir-i Sükun Kanunu uzun bir döneme damgasını vurdu. Yeni rejim kendisine muhalif olarak gördüğü özellikle dindar kesimi bu kanunla büyük ölçüde susturma yoluna gitti. Bu dönemde hükümet veya mahkeme kararıyla pek çok yayın kapatıldı. Takrir-i Sükun 1925'te 2 yıllığına çıkarılmış, 1927'de süresi dolunca 1929 yılına kadar 2 yıl daha uzatılmıştı. 1954. İlk başarılı böbrek nakli gerçekleştirildi. 1977. Güney ve Doğu Avrupa'da deprem meydana geldi. 1500'den fazla kişi hayatını kaybetti. 1986. Eski Emniyet Müdürü ve Vali SHP Milletvekili İbrahim Ural, "Süleyman Demirel bana işkence için talimat vermişti," dedi. 1997. ABD Başkanı Bill Clinton insan klonlama araştırmalarını yasakladı. 2000. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kürt kökenli isimlere ilk kez onay verdi. 2009. Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir hakkında görüldüğü yerde tutuklanması kararı çıkardı. Ömer el-Beşir, 1989'da Tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı Sudan ordusu darbeyle hükümeti devralmış, Ekim 1993'te Junta'nın kendisini feshetmesinden sonra devlet başkanlığına getirilmiştir.